Herkese selamlar dostlar. 21 Ocak 2024 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Beğeniler için çok teşekkürler. Çok güzel gidiyoruz ciddi manada. Birazdan da göstereceğim. Tebrikler ve devam edelim. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Bununla başlayalım. En son yapmış olduğumuz Galatasaray Ümraniye maç vardı. Furkan Engin isimli arkadaşımız kazandı. Ben sizlere pazar günü için derbi var. Trabzonspor Galatasaray maç skoru olur diye sizlere sordum. Hafta sonu olması kaynaklı. Hem cumartesi 3 kişi alacağımı söyledim. Hem de pazar günü derbinin skorunu bilen 3 kişiyi de katı telegram gruplarımıza Ocak ayı boyunca misafir edelim. Galatasaray maçının skorunu bilen arkadaşlar Furkan Engin o da bana Instagram üzerinden yazabilir. Her türlü soru görüş öneri gruplara katılmak isteyenler veya aklında bir soru olanlar benimle konuşmak bir şey danışmak isteyen varsa Instagram Kangal Bey hesabından benimle iletişime geçebilirler. Dün Boğonya'nın mücadelesi vardı arkadaşlar. Biz buna yüksek misli aldık. Dedik ki sağda gördüğünüz üzere yüksek misli 800 TL maç önü olarak aldık. Dedim ki Bologna 5 fark atar ki bunu sizlere önermiş olduğum YouTube kombinini içine koyduk. 800 TL 1.39 gibi orandan geldi. Onun yanında Bologna ilk kere yenildi. Dedik ki biz bu maçın döneceğine emindik. Basket retörümüz Yiro ile birlikte konuştuk. Maç sonu 1'e de 1.46 gibi oran vardı. 1000 TL de ona verdik. Altına yazdık ki kalite büyüktür disiplinsiz takım. Bologna maçı 10 fark ataraktan da son periyot 28 sayı ataraktan da kazandı. Yüksek misi de bu şekilde kasaya biz yönettiğimiz için çok güzel gidiyor ki bugün de kazandık bunu da birazdan göstereceğim. Sizlere vermiş olduğum YouTube kombini vardı. Ne verdik? Bayer Münih'in kazanırı. Ben bir de Bologna maçına güveniyorduk. Yüksek misli aldık. ve YouTube kombinine de koyduk. Beniler geldiği için bu arada YouTube'a vermiştik. Aynı şekilde artı 600 seviyesine gelirsek ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam ederim. YouTube kombinimiz kazandı. Tebrikler. Canlı olarak zaten gruplarımızda ve her açık telegram grubundan ara ara atıyorum. Oradan da kazanaraktan ilerliyoruz. Canlı maçları izliyoruz. İzlemediğimiz hiçbir maçın canlısını yapmayız. Herkes açık telegram grubu da açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Oraya da tıklayarak da gelebilirsiniz dostlar. Hatta ben sizlere bugün Cuma günü neler yaptık ondan bahsedeyim. Dostlar Cuma günü bir yerde ideal kombinem vardı. Çorum FK'nın kazanırı 1.37 gibi orandan Kasruhe'nin ile Osta Brüğün'le mücadelesi vardı. Ona da Kasruhe'nin atacağı 2 golü önerdim. İkisi de çok rahat bir şekilde kazandı. Cuma günü bile Cuma yatar derler ya. Biz Cuma günü bile kazanmasını bildik. Onun dışında yüksek mislimiz vardı. Çorum Spor'un ben kazanını bekliyordum. Açıklamasına baktım. Sosyal medya hesaplarına baktım. Her yerden baktım. Araştırdım. Çorum'u da yüksek misli yaptık. Bu şekilde zaten canlılarımızda Inter maçında mesela canlı verdim. Her gün Telegram grubuna da attım. İlk yarı Inter'in atacağı bir gol 1.72 gibi oranı vardı. Çok temiz gibi oranda ne oldu? Kazandı. Fenerbahçe'nin şeyini falan derken pozisyonları da atıyorum zaten bu şekilde. Allah bereket versin. Cumartesi için her gün bol şanslar demişim zaten. Cuma akşamından çekiyorum. Sizlerden isteğim sadece beğeni desteğidir. Artı 600 seviyesinde beğeni gelsin. Pazar videosunda kombin önerisi yapmadım. Cumartesinde yapmıştım. İsteyenler cumartesiyle izleyebilir. Ama pazarda şu an kombin önerisi yapmadım. Gruplarımızda yapacağız. Kombinlerimiz hazır. Yüksek mistilimiz hazır. Herkese bol şanslar diyerekten de Fenerbahçe-Samsun maçıyla başlayalım. Fenerbahçe mücadelesinde şöyle bir beklentim var. Samsun da burada maçın içine girebilir. Fenerbahçe'nin oynamış olduğu oyun çok iyi zaten. Özellikle yedekleri bile son maçta girdiği zaman da 6 gol ataraktan da geçmesini bildi. Fenerbahçe'de burada 2.5 üstünde galibiyetini bekliyorum ben burada. Oranda ideal seviyede bu arada. İlk yarıya gitmeyeceğim burada. Samsun'da atma ihtimali var bence. 2.5 üstünde 1. 1.42 gibi orandan idealden tek tercihim. Ki Fenerbahçe'ye bir, biraz daha güveniyoruz. Benim maç skor beklentim 3-1 ayarında. İsteyenler de oranı biraz daha yükselterekten de 3.5 üstünde 1 yaparsa 2-11 gibi orandan da yüksek orandan değerlendirir. Şimdi gelelim bu maça. Bu maç çok zor bir mücadele ama izleyin beni. Bak izleyen adamın hali başka. Ben almışım notumu orana falan bakmam. Fas'la Kongo. Kongo'nun da maçını izledim. Fas'ın da maçını izledim. Bak ben sizlere ne önereceğim biliyor musunuz burada? Kongo. Kongo son maçta Vissa. Bakan bu. Birkaç tane de eleman var. İnanılmaz pozisyona girdi. Bak ben şuradan göstermek istiyorum. Zambiya ile oynadığım maça. Zambiya deyip geçmeyin. 48 kere rakip sahada buluştu. 25 tane şutu var. Yani arkaya atılan kilit paslar çok önemli. Fas burada üstüne basacağı için Demokratik Kongo'nun burada atacağı bir gol. Bakın Deplasman'ın atacağı bir gole 1.73 gibi oran açmışlar. Ben burada tekli olarak riskli kuponlara alabileceğiniz tercih öneriyorum. Kongo'nun atacağı bir gol 1.73 gibi oran. İmzamı atarım bu maça. Kangal imzası olsun. Hadi bakalım. Sheffield United'la West Ham mücadelesi. Burada da West Ham güzel oran açmışlar. Bakın kadro kalitesi olarak ben West Ham çok kaliteli bir takım ama oyun olarak gerçekten sevmiyorum ama sevdiğim oyuncular da var. Pakaeta mesela. Abi izlerken adam keyif veriyor. Bowen aynı şekilde. Bazı eksiklik isimler var mı West Ham tarafında? Var. Ama ben burada diyorum ki Şafıltı karşı burada West Ham diğer seçeneğine bulan deplasman bir yarıyı kazanır seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Ben burada West Ham tarafının bir golünü ya yani bir gol değil de deplasmanda kazanacağı bir yarıyı değerlendirmek istiyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir dostlar. Geçtim bu mücadeleyi de. Bayern Münih ile Werder Bremen karşılaşması. Bu maçta da ben yani nedense bilmiyorum ama ekstra bir Bayern Münih performansı bekliyorum arkadaşlar. Bayern Münih'in burada kazanması zaten olası oran daha iyi yok. Ama nasıl kazanır veya bu kazanırken alt üst oranlara ne olur diyerekten onlara odaklanmak lazım. Ben burada Bayern Münih kazanırken ilk yerden iki, ilk yerden bir buçuk üst olmasını bekliyorum. Oran 1.54. Bu arada Werder Bremen'de katkı verebilir mi? Verebilir. Ama ben burada ekstra dediğim gibi ee, Bayern Münih'ten ekstra bir performans bekliyorum. İlk yerden tek başına 2 gol atabilir diyerekten de Bayern Münih mücadelesini genel alıyorum ama ilk yarı 1,5 üstü değerlendireceğim 1,54 gibi orandan. Diğer mücadelem Real Madrid'de Almeria mücadelesi. Bakın bu maçı herkes üst vesaire atlayacaktır. Bu maçı herkes atlayacaktır arkadaşlar. Ama ben burada atlamayacağım. Neden atlamayacağımı söyleyeyim ben sizlere. Bayern Real Madrid tarafı son günlerde çok fazla maça çıktı. Yani 9 günde 4 maça mı ne çıktı? 9 günde 4 maç ve ideal kadroyla neredeyse sadece bir maç hariç. Son oynanan, dün oynanan bir Atletico Madrid maçı vardı ve o maçta 120 dakika oynadı oyuncular. Yorgun Aga. Ben diyorum ki Real Madrid buradan ilk yerden alabilir. İlk yerden oranı da yok. Ama mücadele genelinde 5 gol olmayabilir. Mantıklı mı mantıklı? Nereden alacağız? 1.60 gibi orandan alacağız. O yüzden değerlendirecekler burada. 4.5 altında bir yaparaktan da değerlendirebilirler. Diğer mücadeleme geçiyorum. Trabzonsporla Galatasaray mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu maçın beklentisi e, düşük skorla bitmesi. Yani maçta çok fazla gol olmasını beklemiyorum. Ki ben de beklemiyorum. Hatta maçın indeks beklentisi bazı yerlerde 0-0 bazı yerlerde 1-0 Galatasaray yazmışlar. O yüzden ben de o yöndeyim. Yani Abdullah Avcı'nın oynamış olduğu oyun zaten malum. O yüzden ben de bu maçta çok fazla gol beklemiyorum. Benim düşüncem şu yönde. Kornere gidebiliriz diye düşündüm açıkçası. 8.5-9.5 üst korner gidebiliriz diye düşündüm. O yüzden burada korner tercihi açılmamış henüz. Açıldığı zaman 8.5-9.5 üst korner değerlendirebilirler. Bir saniye hemen. Ee, o yüzden burada korner tercihini değerlendirebilirsiniz. 8.5 üst korner açılırsa 8.5, 9.5 buçuk açılırsa 9.5. Eğer ki yüksek oranlarında değerlendirmek isteyenler varsa burada Galatasaray şampiyonluğu oynuyor arkadaşlar. Her ne olursa olsun dep basmanda da olsa burada 4.5 altına 2, 2.09 gibi oranlar değerlendirebilir. Yüksek oranıyla da bunu Galatasaray tarafına 1.0 kayıyorum ama ana tercihim burada korner tercihi olacaktır. Maç konuda yorumlara yazabilirsiniz gerektiğinde geçeyim. Diğer mücadelem ile Liverpool karşılaşması. Bu maçta da beklentim şu yönde. Şimdi Liverpool tarafında bazı eksik isimler var ve Muhammed Salah'ın olmayışı tabii çok büyük eksiklik. Onlar da Mısır'da oynamış olduğu iki mücadelede Salah'la Endo yok. Endo da şeye gitti. Nereye gitti? Japonya'da bir aynen. Ev sahibinde de Kuatlaro yok mesela. Şimdi Liverpool tarafında burada galibiyet beklenebilir mi? Tabii ki beklenebilir. İhtiyacı da var. Ama mücadele genelinde bence Bournemouth'a destek verecektir. Güzel pozisyon olacaktır. 2.5 üst bekliyorum. Fakat 2.5 üst oranı belki yetersiz kalabilir sizlere. Burada Bournemouth tarafından da gol beklediğimizden 2.5 üst de var yaparsanız da oranı 1.50'ye kadar da yükseltebilirsiniz diyerekten de sizlere söylemek isterim. Değerlendirecekler de bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Arkadaşlar toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan sizlere önerimi yaptım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Sizlerden tek ricam var. Beğeni ve yorumlardan aynı şekilde. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer ekranda videoyu sonlandırayım. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.